Simülasyon oyunları dünyası SimulaWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İnternet Cafe Simulator 2'deyiz. Biliyorsunuz bu oyun yeni çıktı. Şu anda bayağı izleyeni var. Oyunla ilgili bilmeniz gereken şeyleri anlatacağım. Kısa bir video olacak bu. Parça parça olacak. O yüzden can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyorum. Birincisi, burada evimiz var. Evimizde sadece bir yatak ve şurada içebileceğimiz bir nargile var. Böyle içtikten sonra ağzımızdan duman çıkıyor. Bu kadar basit. Sonra bir asansörümüz var. Önce en aşağı inmeyeceğim. İkinci kata ineceğim. İkinci katta başka bir internet kafe var. Şöyle hemen göstereyim. Burası internet kafe. Burada bayağı konsollar vesaire bir şeyler var. Burada sanki böyle demo gibi size yapabileceklerinizi göstermişler gibi bir durum var. Burada işte neler yapabileceğinizi görüyorsunuz. Ayrıca burayla ilgili görevler de veriyor. Mesela bilgisayarları falan her şeyi burada görebiliyorsunuz. Evet. En alt kata indiğinizde de şöyle şehre çıkıyorsunuz. Şehir bu kadar zaten. Şurada Bitcoin kazmak için şeyler alabiliyorsunuz. Burası zaten bizim internet kafemiz. Burada bir club var. Oraya daha girmedim. Oraya da beraber gireriz. İkinci el dükkanı var ve evimiz var. Başka da hiçbir şey yok. İkinci dükkanı dediği yer şurası arkadaşlar. Buradan mesela daha uygun fiyatlı, internetten alabileceklerinizden daha uygun fiyatlı şeyler alabiliyorsunuz. Buraya bakmanızı öneriyorum. Özellikle bir şey almadan önce. Mesela bu White Space Computer 800 dolarmış burada. Ama normalde belki de 1000 dolar falan. RF Computer'da 336 dolarmış. Aynı zamanda bu elemana şöyle yaptığınızda bir şeyler satabiliyorsunuz. Onu da unutmayın. Böyle televizyon izliyor. Buradan sopa alabiliyorsunuz. Koku alabiliyorsunuz ki benim almam lazım. CD alabiliyorsunuz. CD'ye crack yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda yangın söndürücü alabiliyorsunuz ki yangın çıkıyor. Mesela bir tane koku aldım. Bunu çantama koyabiliyorum. Çantayı da buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Çantaların belli bir kapasitesi var tabii ki de. Mesela 120 dolarlık bir monitörmüş bu. Fiyatları sürekli değişiyor bu arada. 116 dolardı ben daha geçen baktığımda. 120 dolar şimdi. 61 dolara sandalye alabiliyoruz. 8 dolarlığı merak ettim ne kadarmış. Ona gidip bakacağız. Şimdi şöyle hemen dükkanımıza gidelim. Bir dilenci var arkadaşlar. Şöyle Donald Trump var. Dilenciyle iş yapabiliyorsunuz. Mesela kötü haberlerim var diyor. İşte bir tane dinleme cihazı size koydurtturuyordu. O koyduğunuz dinleme cihazıyla işte bizim biraz önce girdiğimiz internet kafeyi patlatmak istiyorum diyor. Birazdan onu yaparız. Onu da görmenizi istiyorum. Ben de merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Şimdi internet kafemiz burası. Yerimiz burası. Garaj gibi. Şu adam guard diye geçiyor. Bu da yine bizim kafemizi koruyor arkadaşlar. Çünkü para ödemeden kaçanlar oluyor. Onlar için aynı zamanda beyzbol sopası kullanıyoruz. Şöyle gerçekten hani ihtiyacınız olan şeyleri anlatacağım. O yüzden hızlı hızlı buraları geçiyorum. Bunlar çok önemli değil. Her yerde görmüşsünüzdür zaten. İnternet kafemizi sadece buradan açabiliyoruz. Bilgisayardan. Biraz önce kapalı gözüküyordu zaten hatırlarsanız. Bitcoin biraz yükselmiş. Gayet iyi. Faturalarımız varmış. Faturaları ödeyeyim. Mesela Guard Employee 300 dolar diyor. 3 günlük fiyatı bu. Ki gördüğünüz gibi şu bomba patlatmaya gelen neydi? Squid Game. Filmin adını unuttum. Oradan bir eleman var. Gelip böyle bütün her şeyi patlatıyor bu içeride. O yüzden onu almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hemen şu görünenlerden bahsedeyim. Virüs taraması için ben premium aldım. 3 günlük 50 dolar veriyorsunuz ve hiçbir şekilde hiçbir bilgisayarınıza virüs bulaşmıyor. Mining ile alakalı onu da anlatacağım. Mining şeyi aldım. Aleti aldım. O aletle mesela şu anda 75 mAh kazabiliyoruz. Çalışanlar mesela guard burada. 3 günlük parasını vermiştik zaten. Guard koruyor. Bombacıdan koruyor. Bouncer ise işte para ödemeden kaçanlardan sizi koruyor. Steam kısmı var. Burada şey yapmanız gerekiyor. Oyun almanız gerekiyor ki insanlar gelip bilgisayarınızda oyun oynasınlar. Yemek kısmı var. Buraya daha gelmedim. Onu yapacağım. Şimdi asıl önemli olan kısım şurası. Yükseltme seçeneği var. Mesela yeni oda alabiliyorsunuz, mutfak alabiliyorsunuz. İşte tuvalet. Zaten tuvaleti çok söylüyorlar bu arada. Biraz para kazanırsam tuvaleti alacağım. Sonra merdiven, üst kat falan diye işinizi büyütebiliyorsunuz. Öğeler var. Ben mesela bahşiş kutusu aldım. Kayar kapı yapabiliyorsunuz. Sosisli var. İşte eski hoparlörler var ki bu hoparlör işte müzikle insanları çağırıyor anladığım kadarıyla. Hırsız alarmı var, post cihazı var ve daha bir sürü şey var. Bunlar daha açılmadılar. Ve duvarlarınızı, tavanlarınızı, zemininizi boyayabiliyorsunuz. Ben şimdi bunlara para harcamayacağım tabii ki de. Daha önemli işleriniz var. Yani parayı harcarken dikkatli olursanız güzel para kazanırsınız. Bu
Command kısmı crackli oyun yapmak için lazım arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Crack kısmı var. Crack kısmında çıkan her gün değişiyor bu IP. IP ile join server, işte bu IP'yi yazıyorsunuz. Oraya bağlandıktan sonra birkaç tane daha işlemle oyun crackleyebiliyorsunuz. Onları CD'lere yüklüyorsunuz. Ben mesela CD koydum şeyin içerisine, PC'nin içerisine. Ama daha yapmadım. Kripto konusunda da şöyle. Mesela exchange kısmına geldiğinizde burada yükselmeleri, alçalmaları görüyorsunuz. Bir miktar girip mesela Stellar, bir miktar girersem direkt 0.7 dolardan alabiliyorum. Düşmüş olanları alıp buradan da satabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an mesela 0.49 Bitcoin'im olmuş. 0.049 Bitcoin'im olmuş. Şöyle hemen o 47 MH kazar aleti de göstereyim. Onu böyle saklamanız gerekiyor. Çünkü polis geziyor arkadaşlar. Şunu şuraya bir koyayım. O yüzden bunu arkaya koydum. Bilgisayarın arkasında saklı bir şekilde duruyor. Şu kodu nereden bulacağız diye mesela bir arkadaş sormuştu. Bu arada şu kapıdaki eleman hırsız. Bu da hırsızlık yapıyor. O yüzden ona dikkat etmenizi öneriyorum. Kodu nereden bulacağınızla alakalı da hemen şuradan geleyim. Burası değil, pardon. Şunu bir kapatalım. Miner kısmına geliyorsunuz. Şurada kod çıkıyor bakın. Mor gibi veya pembe gibi, işte bu yazan şeyle 7CO938 gidip oraya yazıyorsunuz ve hemen mining yapmaya başlıyorsunuz. Bunu açmadığımız için kimse gelmiyor. Saat 17.18 oldu bu arada ve oyunda süre çok hızlı ilerliyor. Dikkatli olun, birden sonra müşteri alırsanız polis gelebiliyor. Polisin gelmesini istemezsiniz. Burada size yorum yapıyorlar. Bu yorumlar genelde kötü oluyor, özellikle geliştirme yapmadan önce. Biri geldiği zaman şu istekler kısmından, şöyle bakın buradan görebiliyorsunuz. İstekler kısmından onaylıyorsunuz. Bilgisayarlar kısmında da bilgisayarlarınızdan ne kadar ücret alacağınızı gösteriyor. Eğer kaliteli bir bilgisayar kullanırsanız daha fazla ücret normal hale geliyor. Buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz ama hani normal olarak kalması bence sizin için avantajlı olur. Daha kaliteli bilgisayarı daha pahalı kullandırabiliyorsunuz. Sonrasında başka anlatmadığım ne var? Şöyle hemen yine onay verdim. Trap mı gelmiş? Bununla mesela çöpleri temizlemeniz gerekiyor. Aynı zamanda şu ayak izlerini de bununla temizliyorsunuz. Temizledikçe şeyiniz artıyor. İçerisinin temizliği artıyor ki böylece daha fazla insan gelebiliyor. Size olumlu yorum yapıyorlar diyemeyeceğim. Şu ana kadar olumlu yorum yapan neredeyse olmadı yani. O yüzden olabildiğince siz yine dikkatli olun. Polis geziyor mesela şu anda. Bu abla para ödemeye geldi. Bu da para ödemeye geldi. Saat kaç oldu? Saat 20 küsür. Şimdi Bitcoin'i nereden alıyorsunuz? Bitcoin aletini nereden alıyorsunuz? Hemen onu göstereyim. Bu arada polisin yanından çok koşarak geçmemeye çalışın. Şu aradan girdiğinizde bakın şöyle bir yer var. Bitcoin'i alacağınız yer burası. Burada kart olarak da alabiliyorsunuz ama onun için rig satın almanız gerekiyor. Veya benim aldığım gibi şöyle 1000 dolara Bitcoin kazıcı da alabiliyorsunuz, miner. Onları da dediğim gibi saklamanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ben onların yalancısıyım. Şu ana kadar başıma bir şey gelmedi. Bakayım gelen giden. Evet. Aha, hırsız. Hırsızı da göstereyim. Evet, hırsızı da gördüğünüz gibi hemen benim adamım def etti. Normalde o hırsız gelip buradan herhangi bir şey çalıyor. Zaten o çaldığı anda bu kullanıcıya gidiyor. O yüzden ya benim şu anda önerim size, burasının soğuk olduğunu söylüyorlar şu anda. Biraz yazılar terbiyesiz ama bu guard gerçekten çok işe yarıyor. Diğeri o kadar çok değil. Diğerine para vermeyebilirsiniz ama guard gerçekten işinize yarayacaktır. 3 tane bilgisayar koydum ve bu aralar mesela bahşiş kutusuna bahşiş attılar. Bu aralar bayağı iyi getirisi var. 3 tane bilgisayarın, onu da söyleyeyim. Otomatik süpürge makinesi var. Şu hani yerlerde gezen yuvarlak olanlardan diyeyim. Siz anlayın, isim vermeyeyim. Onlardan alıp koyabiliyorsunuz ama dediğim gibi yani ilk başta şeyi yaparken, paranızı harcarken dikkatli harcamanızı öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bir süre gerçekten iyi para kazanamayabiliyorsunuz. Şöyle hemen şuraları ben temizleyeyim. Bazen çok alakasız yerlerde kirlilikler oluyor. Bulamıyorum ben bir türlü. Sinir oluyorum. Her neyse. Bak şimdi adam kaçıyor galiba. Bizim eleman hemen indirdi gördüğünüz gibi. Gayet işe yarıyor dediğim gibi. Yorumlar hala kötü. Bu tarz hani şeyle alakalı, bu oyunla alakalı videolar isterseniz çekeceğim arkadaşlar.
Şu şeye gidelim. Ay pardon. Adam ödeme yapacakmış. Yanından geçmeye çalışıyorum. Ben de sizinle beraber görmek istiyorum. O yüzden şu klaba gidelim. Orada da bitireceğim zaten. Şu kendini patlatan eleman. Polis emmi. Böyle sizi arıyor. O da denk geldi. İyi oldu. Sizi arıyor. Hani çantanızda falan bir şey bulunursa. Ha, spreyimiz varmış mesela. Şimdi 100 dolar istiyor girişe. Ben hemen vereceğim. Ve bir girelim bakalım ne varmış ne yokmuş. İlk defa girdim içeriye. Bu elemana ne olmuş be? Tuvaletler var. O bayağı gürültü var içeride. Uygunsuz içerik de olabilir burada. O yüzden şöyle o kumar makinesi var. Şöyle bir ekran görüntümü alayım. Bu arada benim adam hala çalışıyor gördüğünüz gibi. Burada ne var? O blackjack oynayabiliyoruz. Güzelmiş. Burada yine bir makine var. Evet, kumar tabii önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz şeyler değil arkadaşlar bunlar. Barmen de kendini kaybetmiş. Evet, burası da böyleymiş. Dediğim gibi eğer bu oyunla alakalı hani daha fazla içerik gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek veya aşağı bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.